sınıflar, Türkçe dersimize hoş geldiniz. Konumuz olumlu ve olumsuz cümle. Olumlu cümle bir işin, durumun, olayın olduğunu, yapılacağını, gerçekleştiğini bildirir. Olumsuz cümle bir işin, durumun, olayın olmadığını, gerçekleşmediğini, yapılmayacağını bildirir. Olumlu cümleyi olumsuz yapmak için mema veya yok değil sözcükleri kullanırız. Şimdi örnek cümlelere bakarak hangisinin olumlu cümle, hangisinin olumsuz cümle olduğunu belirleyelim. Akşam yemeğe gideceğiz. Akşam gideceklermiş. Yani ileriki saatlerde bu planlarını gerçekleştirecekler. Bu yüzden olumlu cümle. Kardeşim benimle gelmedi. Kardeş onunla gitmemiş. Yani olumsuz cümle. Bakın M kullanılmış. Ne demiştik? Olumlu cümle mema ya da yok değil kelimeleriyle olumsuz yapılabiliyordu. Peki bu cümlenin olumlusunu söyleyelim. Kardeşim benimle geldi deseydik olumlu olacaktı. Ahmet bizimle oynamıyor. Bakın burada da bir m eki var. Olumsuz olmuş cümle. Olumlu yapmak için şöyle söyleyebiliriz. Ahmet bizimle oynuyor deseydik olumlu olacaktı. Tülay Ankara'da yaşamış. Bakın orada geçmişte yaşamış, olay gerçekleşmiş. Olumlu cümle. Onlar benim kalemim değil. Ne demiştik? Olumlu cümleyi yok değil sözcükleriyle olumsuz yapabiliriz. Değil kullanılmış. Olumsuz cümle. Bu yaz 30 kitap okudum. Yazın bu olayı gerçekleştirmiş, okumuş. Bu yüzden olumlu cümle. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.